Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Devrimci Marksizm Dergisi adına ve mensubu olduğu Devrimci İşçi Partisi adına bu toplantıyı, burada bulunan herkesi selamlarım. Birçok eski dostumuzu burada görmüş olmanın bir ek avantaj olduğunu düşünüyorum ama ondan çok daha önemlisi şu anda dünya sosyalizmi açısından çok büyük ve merkezi bir sorun olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin sosyal karakteri ve ne yönde doğru geliştiği konusunda böyle önemli bir sempozyumu, konferansı düzenlediği için Teori ve Politika Dergisi'ne çok teşekkür etmek gerekiyor. Elbette Çinli misafirlerimize de hoş geldin demek gerekiyor. Çin konusunda birazdan genellikle savunulandan muhtemelen bu toplantı açısından bakıldığında farklı fikirler ifade edeceğim ama Çin'de birçok Marksist olduğunu biliyoruz. Dürüst Marksist düşünürlerin, akademisyenlerin düşüncelerini dinlemek bizim için bir avantajdır. Şimdi bu konferansın esas amacı benim anladığım kadarıyla Çin ve Marksizm başlığını taşıdığına göre spesifik alanlardaki gelişmelerden ziyade demin söylediğim gibi Çin toplumunun genel karakteri, sosyalizm ve kapitalizm ikiliğinin arasında nerede durduğu konusudur. Bunun yanı sıra elbette şu konuda tartışılacaktır en azından. Jeostratejik bakımdan bakıldığında Çin'in dünyada yeri nedir ve emperyalizmle ilişkileri bakımından nereye oturmaktadır? Çünkü bu konuda çok ciddi gerilimler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu konular son derece önemli konular. Ben ilki konusunda konuşacağım. İkinci konusunda bir iki fikir sadece ifade edeceğim konuşmam sırasında. Benim konuşmamın konusu, başkanımız başlığı okudu zaten. Onu tekrarlamak ama isterim. Konu şu. Kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinin yasaları ve kapitalizm, sosyalizmden kapitalizme geri dönüş sürecinin yasaları. Çünkü böyle bir süreç yaşadık biz zaten. Marksizmin teorisi geliştirilirken ve daha sonra ilk sosyalist toplumlar ortaya çıktığında böyle bir geri dönüşün olacağına dair kesin bir kanaat olamazdı. Bu konuda mesela çeşitli düşünürler ve bu arada Mao Zedong kapitalist yolculardan bahsederek bunun mümkün olduğunu her zaman söylemişti. Ama yaşanmış bir süreç yoktu. Şimdi yaşanmış bir süreç var. Benim konuşmamın en büyük getirisi o yaşanmış süreç hakkında olacak. Ve bu konuda o süreçten çıkaracağımız derslerin bugünün Çin'de anlamak bakımından nasıl işe yarayabileceği, bize yol gösterebileceği meselesini tartışacağım. Eleştirel bir konuşma yapacak olduğum için şimdiden bazı şeyleri söylemek isterim. Her şeyden önce Çin devrimini, yani aslında modern çağın en önemli ikinci büyük sosyalist devrimini büyük bir heyecanla selamlarım. 20. yüzyılın gerçekten ikinci büyük devrimidir. Ayrıca bir enternasyonalist olarak, proletarya enternasyonalizmine bağlanmış bir insan olarak Çin'in geleceği beni sadece Çin-Türkiye ilişkileri açısından değil, proletaryanın dünya çapında, bütün ezilenlerin dünya çapındaki çıkarları açısından ilgilendiriyor. Bu bakımdan da Çin'in dünyanın geri kalanıyla beraber sosyalizme doğru yürümesi en büyük dileğimdir. Sözünü edeceğim eleştiriler bu doğrultuda eleştirilerdir. Bunun unutulmamasını özellikle rica ederim. Üçüncü nokta olarak da şunu söylemek istiyorum başlamadan önce. Sonda da belirteceğim bunu ama bazen sonda zaman çok sıkıştığı için insanın istediği kadar ayrıntılı söylemesine fırsat kalmıyor. Onun için baştan belirteyim. Çin'in bugünü hakkında ne dersek diyelim, Çin'in emperyalist bir ülke olmadığı çok açıktır. Özellikle Batı solunun Çin'in emperyalist olduğuna dair geliştirdiği teoriler kendi görevlerinden yan çizmenin bir mazereti halinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla emperyalizm
hem Amerika'nın hem genel olarak kapitalizmin sıkışmışlığı içinde Rusya ve Filistin'den sonra Çin'e de bir tuzak kurarak onu da savaşa doğru çeker ve bir dünya savaşına doğru dünyayı sürüklerse, bizim bütün görevimiz emperyalizmin yenilgisi için bütün çabamızı göstermek, bütün gücümüzü ortaya koymaktır. Bu bakımdan birçok buradaki başka arkadaşımdan hiç farklı düşünmediğimi biliyorum ve umuyorum. Şimdi Teori ve Politika dergisine Korkut Boratav ağabeyimizin yolunu izleyip Teori ve Politika dergisine çok teşekkür ederim beni davet ettiği için bu toplantıya. Çünkü onun söylediği gibi ben de Çin uzmanı değilim. Ancak Korkut Boratav söylemedi, ben izninizle söyleyeceğim çünkü konuşmamın içeriğiyle ilgili. Korkut Boratav sosyalist ekonomideki gelişmelere ilişkin kocaman bir kitap yazmış birisidir. Onu söylemedi, alçak gönüllü bir insandır, dolayısıyla bahsetmedi. Ben de alçak gönüllü olarak şunu söylemek isterim. 1985 yılında Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin başına seçildiği andan itibaren genel olarak elbette sosyalist inşa süreçlerine ilgi duyan bir insandım. Ama o andan itibaren önce Sovyet toplumunun, sonra Doğu Avrupa toplumlarının, ardından Yugoslavya'nın kapitalizme geri dönüş eğilimlerinin ortaya çıkmasıyla beraber bu konuyu çok ciddi şekilde incelemiş bir arkadaşınızım. Dolayısıyla başlık, benim konuşmamın başlığı aslında tam da o çalışmalardan elde ettiğim sonuçları bugün Çin'i daha iyi anlamaya doğru kullanmak ve hep beraber o verileri paylaşarak gelecek hakkında belirli fikirler edinmemize destek olmak, katkıda bulunmak. Şimdi Teori ve Politika'ya teşekkür ettim. Bir başka teşekkür daha bana özel olarak düşen, o da şu. Genellikle böyle toplantılarda salonun arkasında pek görülmeyen ama çevirisiyle toplantının yürümesine hayati bir katkıda bulunan çevirmenler var biliyorsunuz. Bu toplantıda da onları dinlemeye başladık bile hepimiz. Ben de bu meslekten bir insan olarak onların yaptığı işin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ve dolayısıyla onlara şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok iyi çevirmenler olduklarını biliyorum. Dolayısıyla hepimize büyük katkıları olacak. Şimdiden teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ben Marx'ın ve Engels'in sosyalizm, onun nasıl gelişeceği konusunda hiçbir şey söylememiş olduğunu söyleyen çok insan var veya çok az şey söylemiş olduğunu söyleyen çok az insan var. Onlara pek katılmam. Kapital'in 3. cildi özellikle çok büyük miktarda yarının toplumunday. Alman şeyi için, sansürü için yazıldığından dolayı Birleşmiş Üreticiler Toplumunda bu böyle değil, böyle olacak referanslarıyla doludur. Onların hepsi aslında sosyalizmde, komünizmde, sınıfsız toplumda nasıl bir üretim yapılacağı, nasıl bir toplumsal hayat sürdürüleceği konusunda Marx'la Engels'in fikirlerini ortaya koyar. Bundan daha öteye o sınıfsız toplum diyelim, oraya geçiş toplumu, birazdan benim de ayrıntısıyla ele alacağım geçiş toplumu söz konusu olduğu zaman iki tane çok temel kaynak bize Marx'ın, Engels'in ve daha sonra onların düşüncelerinin üzerinden kendi devlet ve devrimini yazmış olan Lenin'in bu konuda çok belirgin fikirleri olduğunu gösterir. Marx'ın biliyorsunuz bu konuda bu konuyla ilgili çalışması Gotha programının eleştirisi olarak bilinir ve buradaki insanların çok büyük bölümünün bu metni okumuş olduğunu ben biliyorum ve varsayacağım. Lenin'inki ise demin söyledim, bir bakıma Marx'la Engels'in düşüncelerini bir araya topladığı, kendi katkılarında yaptığı devlet ve devrimde vardır. Ve dolayısıyla ben Marx, Engels ve Lenin'in, devrim öncesi Lenin'in bu konuda söylediklerini burada size uzun uzun anlatmayacağım. Zamanım buna müsait değil. Kaldı ki dediğim gibi muhtemelen büyük çoğunluk bu fikirleri biliyor. Baştan şunu söyleyeyim.
Bugün ayrıca Marx ile Engels bu konuda konuşmamış olsa bile bizim elimizde bir tarihi malzeme var. Sovyetler Birliği'nin, Doğu Avrupa'nın ve Yugoslavya'nın, hatta Arnavutluk'un sosyalist inşa toplumlarından yeniden kapitalist topluma doğru dönmüş olmalarından gelen bir malzeme bu. Bunları hiç yorumlamadan, bu tarihsel malzeme yokmuş gibi davranarak geleceğe ilişkin hiçbir şey söyleyemeyiz. Benim gördüğüm genellikle bu konu herkesin açıldığı zaman başını başka tarafa çevirdiği bir konu. Burada çok çeşitli faktörler rol oynayabilir, psikolojik faktörler dahil olmak üzere. Ben bunun Marksistler açısından doğru olmadığını, bu geri dönüşün, bu kapitalist restorasyon sürecinin, 20. yüzyılın sonunda yaşanmış bu sürecin mutlaka bizim çok ciddi inceleyeceğimiz bir süreç olması gerektiğini düşünüyorum. Ben dolayısıyla Marksistlerin daha evvel ne dediğini bir kenara bırakacak, sadece bir konuya değineceğim, onu söyleyeceğim birazdan. Esas olarak dikkatimi kapitalist bir toplumdan sosyalist bir topluma geçişteki deneyime ve sonra o toplumlardan kapitalizme geri dönüş deneyimine çevireceğim. Oradan bazı sonuçlar çıkaracağım ve bu yasaları anlatacağım size. Dolayısıyla benim bugün söyleyeceklerim beni bağlar. Başka Marksistleri bağlamaz ama kullandığım metot Marksisttir. Bundan son derece eminim. Ve hiçbir şekilde bütün toplumlara tek bir ölçünün uygulanabileceğini düşünen bir insan değilim. Lenin'in somut durumun somut tahlili fikrinin sadece politikayla değil, teorinin somutlaştırılmasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla diyelim bir Gorbaçov döneminde Sovyetler Birliği'nin veya Berlin Duvarı'nın çökmesinden sonra Doğu Avrupa'nın geriye nasıl döndüğü sorusunu, evet o ülkelerin spesifik koşullarında ama Marksist teoriyi, yani Marksist bilimi kullanarak bilimsel sosyalizmin kriterleriyle ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Marksist görüşü, Marx'la Engels'in ve Lenin'in devrim öncesi görüşlerini bir kenara bırakıyorum dedim. Yapacağım şu olacak, hızla söyleyeyim. Önce sosyalizmin inşası sırasında ortaya çıkan bazı özelliklere değinmek istiyorum. Çünkü bu bize çok önemli bir tarihsel malzeme verdi. Proletarya diktatörlüğünün iktidara geçen işçi sınıfının neler yapabileceği konusunda. İkincisi, kapitalist restorasyon sürecinin özelliklerine ilişkin bazı noktalara değinmek istiyorum. Üçüncüsü, bugün Çin'e bunlar nasıl uygulanabilir ve bize Çin'in geleceği hakkında ne fikir verebilir? Oradan da sonucuma geçeceğim. Dediğim gibi bana göre zamanım kısıtlı olduğu için önce şunu söylemek istiyorum. Kapitalizmden sosyalizme geçiş dönemi diye kendine özgü özellikleri olan bir dönemden bahsetmek gerekiyor. Hem Marx'ta hem Lenin'de bu vardır ve genellikle ihmal ediliyor. Bu konuda kafası berrak olmayan dostlarımızın yaşları ne olursa olsun dönüp hem Gotha'yı hem Devlet ve Devrim'i yeniden okumaya teşvik etmek isterim. Bunun özelliği şudur. Burada kapitalizm ile sosyalizmin üretim ilişkileri karmaşık bir şekilde, iç içe geçmiş bir şekilde birlikte var olur. Bu yüzden geçiş dönemidir. Sosyalizm ise sınıfsız bir toplumun alt aşaması olduğu için orada aslında kapitalist toplumun ilişkileri olamaz. Bazı kalıntılar dışında o farklı. Dolayısıyla bu geçiş dönemi kendi başına son derece önem taşıyor. Ve hiçbir toplum bugüne kadar bu geçiş toplumunun ötesine, sürecin ötesine geçmiş değil. Sosyalizmin inşası söz konusu her birinde. Dolayısıyla her ülkenin kendi özgürlüğüne göre çok farklı tempoda bir gelişme olabilir. Çok farklı yöntemler kullanılabilir. Ve yöntemlerin bir araya getirilişinin kendine özgü yanları olabilir. Tarımından, sanayisine, finansından, çok çeşitli servis alanlarına kadar ve üreticilerle, doğrudan üreticilerle genel olarak mülkiyetin ilişkisi bakımından. Bunlar mümkündür. Dolayısıyla bir özgürlüğün mümkün olmadığını söylemiyorum.
Ancak şu kesinlikle mümkün değildir. Sonuç hedefi mutlaka planlanmış, piyasanın ortadan kalktığı, bütün üretim araçlarının en azından en büyüklerini, büyüklerinin çok küçükleri sadece istisna kalmak şartıyla kamu mülkiyeti olduğu ve emek gücünün, bu en önemlisi, lütfen bunu iyi dinleyin, meta olmaktan, kapitalizmde olduğu gibi alınır satılır bir meta olmaktan çıktığı bir topluma ancak varıyorsa buna geçiş sürecidir. Yani sonuçta amaç bir sosyalist piyasa ekonomisi olamaz. Bunu çok iyi yerleştirmemiz lazım bütün bu tartışmanın çerçevesine. Şimdi böyle olduğu zaman yarım yüzyıllık deneyimde diyelim Sovyetler Birliği'nde hadi NEP dönemini bir kenara bırakalım 28'den diyelim mesela Çin'de Deng Xiaoping'in piyasaya ve dışa açılmaya ilişkin reformlarının uygulanmaya başlamasına kadar süren yarım yüzyılda hemen hemen bütün sosyalizmin inşa edildiği bütün toplumlarda ortak özelliklere değinmek istiyorum. Hızla söylüyorum. Birincisi, bütün bu ülkelerde büyük ölçekli üretim ve dolaşım araçları tamamen kamulaştırılmıştı. İkincisi, merkezi planlama son derece büyük bir rol oynuyordu ve piyasayı kendi kontrolüne almıştı. Bu merkezi planlama özellikle Sovyetler Birliği en ilerisi olduğu için planlama bakımından üretim araçları üretiminde fiyatları sadece gösterge olarak kullanıyor ve hiçbir meta üretimine yani piyasa mekanizmasına yer tanımıyordu. Tüketim malları mecburen tabii ki henüz daha o aşamaya varılmadığı için bir piyasa metağı özelliği taşıyordu ve dolayısıyla planın hakim olduğu ama piyasanın ikincil planda rol oynadığı bir yapıya sahipti. Dış ticaret tekel altındaydı. Yani dünyayla bütünleşme devletin kontrolü altındaydı. Ayrıntısına girmeyeceğim. Merak eden olursa sorabilir. Şunu açıkça söyleyeyim. Sovyetler Birliği ve daha sonra birçok ülke, hatta işsizliği olan Yugoslavya ve Çin gibi ülkeler bile emek gücünü meta olmaktan çıkartmışlardı. İş güvencesi dolayısıyla en azından bir işçi işten çıkaramıyordu. Bu durumda işsizler ordusu çalışanlarla rekabet edemiyordu ve dolayısıyla emek gücünün piyasası yoktu. Nihayet devlet sermayenin ister o ülkenin kendi sermayesi olsun, artık kalmamıştı gerçi öyle bir burjuvazi, yurt dışında bir sürgün burjuvazi vardı sadece, ister uluslararası emperyalist sermaye olsun, sermayenin o ülkelerin işçilerini bir sömürü aracı olarak kullanmasına engel olan bir devletti ve o yüzden de bir biçimi ne olursa olsun bir işçi devletiydi. Şimdi biz geriye geliyoruz, konumuza geliyoruz ve bugüne doğru yaklaşıyoruz. Bu toplumdan, şimdi tasvir ettiğim 50 yıllık toplumdan, önce Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa, Yugoslavya gibi yerlerde, sonra Çin'de nasıl geriye doğru dönüldü? Buna çok dikkat etmenizi rica ederim. Çünkü bu Çin'deki kapitalistleşme sürecinin mekanizmasını bizim gözümüzün önüne koyuyor. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar, Sovyetler Birliği'nde ne yaşandıysa, bırakalım artık Doğu Avrupa'ya, Yugoslavya'ya referansı, Sovyetler Birliği model ülkemizdir bizim. Sovyetler Birliği'nde ne yaşandıysa bugün Çin'de yaşanıyor. Bunu görüp, şimdiden söylüyorum, gelecek için kaygılı olmamak ve Çin Komünist Partisi biz komünistiz diyor ve dolayısıyla güvencemiz var, burjuvazi iktidarda değil demek bence Marksizmin bilimsel metodunun dışında bir düşünce tarzı olur. Geçmişte bir defa, yaşı yetenlerin hepsi düşünsün, bir defa ciddi şekilde yanıldık, ikinci bir defa aynı şekilde yanılmak için hiçbir nedenimiz yok çünkü artık önümüzde bir, yerimizde daha doğrusu, yerimizde bir dizi örnek var. Nasıl oldu bu geri dönüş? Burada bütün ülkelerde kamu mülk
mülkiyetinde olan kamu içsaat teşebbüsü olarak Türkçeleştirebileceğimiz devletin mülkiyetindeki işletmeler adım adım hem hile-i şer'iyeyle, yani güya o rejimin kurallarına, hukukuna uyarak, nasıl olduğunu merak eden olursa anlatırım, aynısına girmiyorum. Hem de özellikle tabii duvarın çökmesinden sonra ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra resmen yağma yoluyla o işletmeleri yöneten bürokrasinin ve o bölgelerin yöneticilerinin eline geçti. Aynı şey şimdi Çin'de, Çin Komünist Partisi'nin yönetimi altında yaşanıyor. Bir tek örnek vereyim size. Bir ara Çin'de plan içi ve plan dışı üretim yapabiliyordu kamu iktisadi teşebbüsleri, devletin işletmeleri. Plan içi üretimin dışındaki plan dışı üretim, üretimi arttırma teşviki için daha yüksek fiyatla satılabiliyordu. Bu fiyat makası birçok durumda dışarıdan gelen, çoğu mesela o işletmenin yöneticilerinin veya Komünist Partisi'nin yerel yöneticilerinin akrabası olan insanların bu işe girerek yavaş yavaş sermaye biriktirmeleri ve adım adım o işletmelerin fazladan elde edeceği geliri kendi gelirleri haline getirmeleri yoluyla sermaye birikimine yol açtı. Yani ticaret dolaşım alanında başlayan bir süreç, sonra üretim alanında o işletmelerin satın alınması için kullanıldı. Gözle görülür bir şekilde bürokrasi, Komünist Partisi'nin üyeleri bu konuda açıkça rol oynadılar. Bakın, soruluyor, deniyor ki Çin Komünist Partisi baştan aşağı kapitalistlerden mi oluşuyor, burjuvazi iktidara mı geçmiştir? Hayır, geçmemiştir. Burjuvazi Çin'de henüz iktidarı ele almamıştır. Sırasını bekliyor. Bu doğrudur. Ama bütün Sovyet, Doğu Avrupa deneyiminin gösterdiği gibi bürokrasi kapitalizmin içinden ürediği yatak haline gelmiştir bu ülkelerde. Dolayısıyla Çin Komünist Partisi'nde çok büyük bir rol oynayan bürokrasinin kapitalizme karşı bir güvence olduğunu düşünmek için hiçbir neden yoktur. Bugün Çin'in ekonomisinin, Korkut Boratav ağabeyimiz de söyledi, büyük kısmı kapitalisttir zaten. Uluslararası ilişkilerde ne kadar yabancı sermayeli işbirliği yaptığını hepimiz biliyoruz. En son Kaliforniya'ya gidip Xi Jinping gene o büyük firmaları Çin'e son dönemdeki soğukluk dolayısıyla davet etmek ihtiyacını hissetti. Bütün bunlar açıkça ortadayken Çin'in sosyalist bir piyasa ekonomisi olduğunu söylemek son derece yanlıştır. Size bir karşıtlık anlatmak istiyorum. Kısaca, bu bence ipucu verecek. Teorik kavramları ve yasaları daha ayrıntılı anlatmak 20-25 dakikada mümkün değil. Söyleyeceğim şudur. Lenin'in nebi her zaman Çin'in bugün sosyalizm yolunda yürüdüğüne inananlar tarafından bir örnek olarak gösteriliyor. Nedir ne? Yeni ekonomi politikası 1921'de son derece zor koşullarda uygulamaya konmuş parti kararıdır. Bu yeni ekonomi politikası politika hem piyasaya çok ciddi rol tanıyordu, hem aynı zamanda yabancı sermaye ile bile işbirliğini öngörüyordu. Çok fazla olmadı ama öngörüyordu. Lenin buna geri adım demiştir ve kapitalizm adını vermiştir. Etrafındaki Marksistlerin çok önemli bir bölümünü şaşırtacak bir şekilde ve halka karşı büyük tehlikeli riskini alarak ne yapıyoruz biz, devrim yaptık ve şimdi kapitalizme geri mi dönüyoruz kaygısını duyacağını düşündüğü halde halkın buna kapitalizm demiştir. Bugün ise bize Çin şanlı bir yolda sosyalist piyasa ekonomisinin yolunda yürüyor deniyor. Bu farkın nedenlerini kendimize iyi sormamız lazım. Çin Komünist Partisi'nin siz duyduysanız ne âlâ, ben duymadım. İzlemeye çalışıyorum, uzmanı değilim ama çok ciddi izlemeye çalışıyorum.
Çin Komünist Partisi'nin herhangi bir aşamada biz mutlaka Marx'ın, Engels'in, Lenin'in öngördüğü gibi günün birinde bütün ekonominin planlandığı, emek gücünün meta olmaktan çıkarıldığı, işsizin, işçinin karşısında bir rakip olarak yükselip işçi sınıfını ezen bir sistemin doğmasını ortadan kaldıran bir yeni sisteme geçeceğiz. Bugün sadece bunu yapıyoruz dediğini duydunuz mu? Ben duymadım. Sosyalist piyasa ekonomisi başını almış gidiyor ve Çin Komünist Partisi bunu bazı kapitalist ülkelerde de olduğu gibi, gerekirse örneklerini konuşuruz, tarihi konuşuyorum, bugünü konuşmuyorum. Bazı kapitalist ülkelerde, bazı tarihi anlarda olduğu gibi ciddi bir devlet kontrolü altında tutmaya çalışıyor. Bu kadar, hepsi bu, budur. Bu da kapitalizmde olabilecek bir şeydir. Çin'in, sonuç olarak bitiriyorum başkan, Çin'in bugün sosyal ilişkileri kapitalisttir. Bunu kendimizden gizlemeyelim. Eğer Leninizsek bunu açıkça konuşmamız gerekiyor. Bunun üzerinde var olan devlet sisteminde ise hakim olan partinin içinden unsurlar bu kapitalizmin gelişmesi doğrultusunda her türlü hileyi ve yağmayı da kullanarak Çin'in ortak kamu mülkiyetini yağmalıyorlar. Soru şu, Çin Komünist Partisi'nin içindeki Marksistler, Çin akademisyenleri arasındaki Marksistler, burada bulunduğuna, dürüst olarak Marksist olduğuna inandığım insanlar, Çin öğrencileri ve Çin işçi sınıfı içinde Maoizm yoluyla Marksizmi savunmaya yönelen unsurlar, bunu durdurabilecekler midir, yenebilecekler midir bu gidişat? Geçmişte bu deneyimi yaşadık, yenildik. Bu sefer yenilmemek için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Enternasyonalistlere bu gerçekleri bir bilim olan Marksizmin temelinde ortaya koymak bir görevdir. Bitirirken şunu söylemek istiyorum. Sonda söylemek zor oluyor dedim. Çin'in emperyalizmin saldırısına uğradığı anda hepimiz etrafında olmalıyız. Çin'in kazanması ve emperyalizmin yenilmesi için. Bu şimdi tartıştığımız sorun ile ilişkilidir ama şöyle ilişkilidir. Bu gelişme devam ederse kaybedebiliriz. Çin'in yeniden sosyalizmin gerçek yoluna girmesi ise bize o savaşı da daha güçlü bir şekilde sürdürme olanağını yaratır. Hepimiz burada sosyalizm için varız. Gerçekleri konuşalım ve o gerçeklere basarak ileriye doğru hem Çin'de hem dünyada sosyalizmi yeniden ayağa kaldırır. Sanrı'na geçelim. Kapitalizmle herhangi bir işçi devleti arasında tercih söz konusu olduğu zaman metinde hiçbir fark yok aramızda. Şimdi ama konumuz o değil, sadece bunu latife olarak söyledim. Böyle bir karşıtlık doğmasın. Şimdi arkadaşlar, çok hızlı cevap vermek zorunda olduğumuz açık. Dolayısıyla esas sorunun biraz daha çeperinde kalan sorulara çok hızlı cevap vereceğim müsaadenizle. Sonra esas tartışmaya geçeceğim. Yener dostumuz önemli bir soru sordu. Bu Marksistlerin tartıştığı bir soru. Ben bu konuda şu kanaatteyim. Bu Marx'ın görüşlerinin tam bir ifadesi olmuyor bana kalırsa. Herhangi bir yerde bir alıntıdan bahsedince şimdi tabii ki 3 ciltlik artık değer teorilerinin neresinden bahsettiğinizi şu anda bilmiyorum. Ama önemli olan şu, önemli olan piyasa ekonomisinin hem Marx'ta hem Lenin'de kendi mantığı çerçevesinde adım adım önce bir küçük burjuvaziyi, daha sonra da burjuvaziyi üreteceği ve sonunda ancak mükemmel haline kapitalizmde gelebileceğidir. O yüzden sizden farklı düşünüyorum ama mesele burada bu değil. Şundan aldanmış oluruz, kendimizi aldatmış oluruz. Çin'de sadece piyasa ekonomisi yok. Esas sorunuzun bu bağlamda önemi şu. O, Çin'de sadece piyasa ekonomisi yok. Çin'de kapitalistler var. Devasa kapitalist şirketler var. Ve onlara ben ilişkin bir şey söylemiş oluyorum. Bürokrasi kendi içinden burjuvazi üretiyor derken. Dolayısıyla o teorik tartışmayı bir kenara bırakabiliriz burası açısından. Arkadan bir arkadaşımız Türkiye'nin
bir dünya savaşı veya Amerika ile Çin arasındaki bir savaş sırasında Çin'le aynı tarafta olup olması halinde ne dersiniz dedi. Bu çok uzun bir tartışma. Ben size çok daha fantezi düşünceler yerine çok daha önemli bir gerçekliği hatırlatayım. Türkiye 72 yıldır NATO'nun üyesi, emperyalizmin hizmetinde bir burjuvazinin yönetimindedir. Dolayısıyla böyle bir ihtimal bu aşamada sıfıra yakındır. O yüzden de bence bunu tartışmamıza bir gerek yok. Ancak şunu söyleyeyim. Eğer Kürtlerin katili Saddam'a rağmen Irak'ı desteklediysek biz Amerika'ya karşı, burada da böyle şeyler olursa elbette kendi yöntemlerimizle, işçi sınıfının yöntemleriyle Amerika'ya karşı çarpışırız. Cevabı da vermiş olurum. Ama bence ihtimal hemen hemen sıfıra yakın bu aşamada. Ben tarihi bağlamaya çalışmıyorum. ÇKP bürokrasi ilişkisini sordu bir arkadaşımız. Öndeki arkadaşımız da benim bürokrasiye aşırı bir vurgu yaptığımı söyledi. Benim sosyalizmin tarihi olarak 20. yüzyılda en büyük sorunun, başına gelen en büyük sorunun işçi sınıfının içinden çıkan fakat çıkarları ondan ayrışan ve dolayısıyla adım adım gerici politikalara angaje olan bir bürokrasiyi gördüğüm doğrudur. Bunu ama burada şimdi uzun uzun tartışamayız. Bence aşırı bir şey yoktur. Benim mesela bürokrasinin bir açıklama faktörü olarak ileri sürülmesine itirazı olan arkadaşlara şunu sormak ihtiyacını duyduğumu söylemek isterim. Ne oldu Sovyetler Birliği'ne? Birisi açıklasın. Biz bir şekilde açıklıyoruz. Diyoruz ki erken bir aşamada çıkarları işçi sınıfından ayrışan bir sosyal katman mülkiyete sahip olmadığı için sınıflaşamamakla birlikte sonunda kapitalistleşmek arzusunu da göstereceği önceden öngörülmüş bir katman Sovyetler Birliği'ni çökertti. Başkaları da başka açıklama yapsın. Böyle silah yarışıyla falan olmaz bu işler. Silah yarışıyla olursa o zaman zaten bir ülkede bir şey yapamazsınız demektir. Bir sosyalist ülke emperyalizme karşı her türlü şeyle, yöntemle ayakta durmaya çalışacaktır yanıltılırsa. Bu bir açıklama değil kendi başına. Esas konuya geliyorum şimdi. Hayrettin arkadaşımızın sorduğu soru, bir şey atladıysam ne olur affedin arkadaşlar, başkanımıza haksızlık etmek istemem, zaten öyle bir yetkim de yok. Hayrettin'in bana olan sitemi diyeyim, eleştirisi diyeyim, şundan doğuyor. Ben baştan itibaren eğer Sovyetler Birliği bürokrasisine geçsin, bak şimdiden daha sorular doğdu, gerek Çin gerekse Sovyetler Birliği hakkında. Şöyle bir diyalog olacaktı salonla aramda. Bu troçkistler gene bunu getirdiler. Dolayısıyla ben ona ilişkin bir sürü soruya cevap verecektim. Konu o değildi. Konu şu, Sovyetler Birliği'nin çöküş tarzıyla şimdi Çin'de içten içe kapitalistleşmenin yani Komünist Partisi'nin henüz iktidarda olduğu anlamında söylüyorum içten içe devrilmeden içten içe yaşanan kapitalistleşme süreci arasında bir paralel var mı yok mu? Eski geriye dönüşün, kapitalizmin yeniden tesisinin yasaları bugün de bizim için önemli mi? Bunu anlatmaya çalıştım. O yüzden o tür sorunlara yani farklara girmedim. Öyle farklar olabilir. Şununla bitireyim. Biz bir tartışma başlıyor. Burada bitmez. Daha sonra istiyorsa söz de alsın, söylesin isteyeceğini Metin arkadaşımız. Ama bence şunu yani bir şey olarak alternatif olarak söylemek zorundayım. Çünkü Hayrettin'in sorduğu soru, arkadaşımızın sorduğu soru, Çin'de bürokrasi sorusu hepsi aynı yere gidiyor. Bence üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişki dolayısıyla olmadı devrim demek bir perspektif yanılmasıdır. Kendisi Lenin'in Finlandiya istasyonuna indiği gün o işçi topluluğuna yaşasın sosyalist dünya devrimi diyerek bitirdiğini, o sloganla bitirdiğini söylemiş olan Metin arkadaşımız burada dünya devrimini unutuyor. Üretici güçlerle üretim ilişkileri çelişkiye girmişti ama kapitalizm bir dünya sistemidir. Bir arkadaşımız yanlış ifade etti, o ülkede devrim olur değil. Bir sistem, dünya sistemi kapitalizm bir aşamaya geldi mi dünya çapında bir şey doğar, çelişki doğar. Marx'ın deyimiyle Korkut hocamızın, ağabeyimizin okuduğu alıntıda o zaman bir sosyal devrimler çağı açılır. İlle Fransa'da olur, Amerika'da olur, İngiltere'de olur demiyor. Dolayısıyla orada olan aslında o çelişkiydi. Onun sonucunda ama devrim bir yerden atağını yapabildi. Ondan sonra bir
çıkarlar dizisi dünya devrimini durdurdu. O yüzden olmadı. Yoksa şu cümleyle bitireceğim. Üretici güçler oradaydı Metin. Gelişkin üretici güçler Amerika'daydı, Almanya'daydı, İngiltere'deydi, Fransa'daydı. Dünya devrimini yapan o üretici güçleri alır, Çin'i de Rusya'yı da elir taşırdı. Pekala, iki konuşmacıya da 6,5 civar dakika ver.